Petöcü polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın 19 Aralık 2016'da işlediği Andrei Karlov cinayetinin davası sonuçlandı. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada 3 sanığa 2 şerkes, 2 sanığa ise birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Müebbet hapis cezası alanlardan biri Karlov'u öldüren Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ içindeki örgüt abisi Şahin Söğüt oldu. Bir diğer isimse Karlov'la ilgili FETÖ'ye bilgi sızdıran eski mitçi Vehbi Kürşat Akalın'dı. Akalın'a müebbetin yanı sıra 15 yıl hapis cezası da verildi. Büyükelçi Karlov'a yönelik suikast talimatını katil Altıntaş'a ileten Salih Yılmaz da müebbet hapis cezası verilen isimler arasındaydı. Davada yargılanan sanıklara cinayetin yanı sıra örgüt suçundan da cezalar verildi. FETÖ'nün mahrem istihbarat yapılanmasında görevli olduğu belirlenen Hüseyin Kötüce, ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapisle cezalandırıldı. 6 sanığın beraat ettiği davada FETÖ lideri Fethullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 9 firari sanığın dosyaları ayrıldı.